Herkese yeniden merhabalar. İkinci oturumda yeniden beraberiz. Bu bölümde Uzak Rota Travel'dan kurucusu Gökhan Erdoğan Bey, yine dijital içerik üreticileri Barkın Özdemir ve Tuğçe Durak'la birlikteyiz. Bu bölümde turizmde marka fenomen ilişkilerini konuşuyor olacaklar. Hoş geldiniz diyorum ben öncelikle sizlere. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Selamlar. Selamlar. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Heyecanlıyız ya. Heyecanlıyız. Ben de heyecanlıyım. Kulaklığını düşürdüm heyecandan. Evet evet aynen öyle. Ben de öyle çok heyecanlıyım. Ben sözü Gökhan Bey'e bırakmak istiyorum. Öncesinde sizleri minikten tanımak isteriz. Sizleri tanıyanlar var elbette katılımcılarımız arasında. Tanımayanlar için biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Akabinde de sizi sohbete bırakacağım. O zaman bence Tuğçe ile başlayalım. Aramızdaki evet. Bayan olarak, oturumumuzdaki tek bayan olarak aslında Tuğçe ile direkt başlayalım. Şöyle, ben kendim bildim bileli seyahat ediyorum ve üniversitede tercümanlık okudum. Daha sonra yine hani eskiden küçüklüğümden beri birçok dil okullarına katıldım, öğrenci değişimlerine katıldım. Aslında bunların bana verdiği bir geri dönüş olarak ben tercümanlığı seçmiştim ama aslında istediğim meslek bu değildi. Çok eskiden başladım bu arada. Daha sonra editörlük yapmaya başladım ve bir reklam ajansına, hatta influencer marketing ajanslarının ilk kurulanlarından bir tanesine metin editörü olarak girdim. Aynı zamanda çeşitli dergilerde yazdım, bir blogda yazıyordum. Sonra influencer marketing reklamlarını proje yazmaya başladım açıkçası. Bu işin biraz daha mutfağından geliyorum. O yüzden başından beri birçok influencer marketing projesini, üretilen içerikleri takip ediyorum diyebilirim. Tabii seyahatlerime devam ettim ve daha sonra da bu yazdığım projeleri ve oluşturduğum içerikleri kendime yoğunlaştırmaya karar verdim. Şu anda da yemek, otel ve seyahat üzerine devam ediyorum. Instagram'da da paylaşıyorum. Dijital içerik üreticisi. Süper. Evet Barkın. Selamlar Gökhan tekrardan. Ben de Barkın Özdemir. Ben de keşke yani 12 haftalık ilk kez uçağa binmişim ama asıl seyahatlerim 18 yaşında başladı. Üniversiteye girmemle birlikte. Hatta çılgınlık edip ikinci sınıftan itibaren okulda ara verip böyle bir senelik bir dünya turu yaptım. Güney Amerika'da okul sosyal çektim. Şu an 26'ya yaklaşıyorum. Bayağı da olmuş gerçekten ya. Otostopla çekerek bir Güney Amerika turu yapıyordum. İşte yetimhane çalıştım vesaire. Aslında o büyük maceram orada başladı diyebilirim. Sonrasında da bir kitlesel fonlama yaratıp Antarktika'ya gittim. 7. kıtama ayak bastım. Asıl yani benim her zaman bahsettiğim şey benim Instagram'ım bir 20'li yaşlardaki bir gencin görsel günlüğü. İşte hayaller, hayal kırıkları, başarılar, başarısızlıklarla böyle bir kolektif aslında. Bir seyahat günlüğüm diyebilirim aslında. Anlatmayı her zaman sevdim. Instagram'da şimdi çok daha fazla kişiye anlatıyorum. Onların hayatlarına dokunuyorum bazen. Onları seyahate teşvik ediyorum. Bu şekilde ilerliyorum diyebilirim. Süper. Süper. Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Ben de 2010 yılında Uzak Rota'yı kurdum. Aslında onun öncesinde de yine birçok seyahat markasında rehberlik yapıyordum üniversite zamanında. Sonrasında Uzak Rota'yı kurdum. Normalde yazılımcıydım. Burada seyahat ve teknoloji aslında biraz birleştirdiğim bir blog gibi oldu. 2013 itibariyle de Uzak Rota Travel Summit'lere başladık. Şimdi dünyanın birçok noktasında bunu gerçekleştiriyoruz. Hatta şimdi işte Romanya'da, Hindistan'da ve Afrika tarafında da yeni ofisler açtık. Amerika ve İstanbul ofislerimiz de var şu anda. Süper. Evet. bu şekilde aslında bütün dünyada summitler gerçekten konferanslar yapmış olduğumuz bir hale de geldik. Evet, durumlar böyle. O zaman yavaştan aslında biraz başlayabiliriz. Şöyle, bilindik bir gerçek var ki aslında biz tüketiciler bir ürün ya da hizmeti satın alırken riske girmeyi çok fazla istemiyoruz. Deneyime daha fazla önem veriyoruz. Bunun için zaten influencer marketing çok daha önemli bir hale geldi. Risk aslında hayatımızın genelinde sevmediğimiz bir şey. Bir şeyi almaya karar verirken daha önceden yapılan yorumlara çok fazla bakıyoruz. Burada tabii ki Google'a başvurarak internetin derinlemesine araştırmalar yapıyoruz. Ve aslında işte bu noktada da influencer marketing devreye giriyor. Sosyal medyada fenomen olmuş kişilerin tercih ettiği
ya da olumlu yorumları alan ürünleri daha fazla tercih ediyoruz. Bu da tabii ki hedef kitleye ulaşmada markalar açısından aslında bir fırsat yaratıyor. Bugün karşımda aslında çok değer verdiğim iki tane arkadaşım var. Tuğçe ve Barkın. Çok uzun yıllardır da arkadaşız kendileriyle. Bütün etkinliklerimize de beraberiz. Umarım çok da keyifli bir etkinlik olacak. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Tuğçe, seninle başlayalım tekrardan. Hedef kitleye ulaşmanın aslında pek çok yolu varken markalar neden blogger Gökhan bende dondu. Size evet, dondu bende de dondu. Tam soruları başladı. Evet. Ve neden bloggerları ve influencerları takip tercih ediyor diyecekti. Evet. Evet, merhaba Barkın. Şöyle. Selamlar. Selam. Benim hep söylediğim bir şey var aslında. Bu hepimizin de bildiği bir şey. Mesela şöyle örnek vererek gideceğim ben daha çok. Şöyle mesela daha önce dijital medya vardı, işte reklam panolarında görüyorduk ünlüleri ve mesela L'Oreal'in sallıyorum bir reklamını yapıyor Beyoncé ama tamam, sen bir ünlü olarak Beyoncé'nin o işten para aldığını ve aslında günlük hayatında o ürünü kullanmadığını biliyorsun ve bu kimse de bir gerçekçilik yaratmıyor aslında müşterilerde. Fakat sana bir arkadaşın önerdiğinde mesela diyor ki ben bu ürünü kullanıyorum, bundan çok memnunum. Sen öneri sayesinde ve güvendiğin bir insan olduğu için onu alıyorsun. Tüketimde böyle bir olay var ve hani influencerlar aslında mesela beni daha çok biz böyle iç içeyiz. Ben çok özellikle iletişime Barkın da öyle keza önem veririm. Her soruya yanıt vermeye çalışırım. Ve gerçekten kullandığım ürünü, işte gittiğim yeri, oteli beğendiysem paylaşırım ve bunu dürüst bir şekilde yapıyorum. Ve çünkü zaten ben influencerların geneli öyle. Normalde iyi oldukları şeyleri paylaşıyorlar. Gerçekten memnun olduğun şeyleri paylaşarak buraya geliyorsun. Ben influencer olmak için influencer olmadım. Zaten seyahat ediyordum. Zaten bir şeyleri paylaşmayı çok seviyordum ve arkadaşlarım, bütün çevrem her zaman benim önerdiğim yerlere giderdi. Ben de bunu Instagram'dan paylaştıkça bir şekilde bir kitlem oluştu. Ve daha sonra bunu tabii influencer marketingle de satışa dönüştürüyorsun. Ve bunu da gerçekten influencer marketingin işe yaramasının sebebi buradaki doğallık, dürüstlük ve aslında biraz da duygusallık bence. Bir deneyim satıyorsun aslında insanlara. Bir şey pazarlamaya çalışmıyorsun. Bir şeyin reklamını göstererek yapmıyorsun. Tabii buna dönen yerler de var. Fakat doğrusu bu kadar tutmasının sebebi beni takipçilerimin bir ünlü olarak değil de hani komşunun kızı öneriyormuş gibi görmesi. Benle hani otobüste karşılaşabilir, minibüste karşılaşabilir, uçakta karşılaşabilir. Ya da belki aynı okulda okumuşuzdur. Hani bu olaylar bence influencer marketingin bu kadar çok tutmasının tabii en başlıca sebebi. Bozulmaması dileğiyle bence gerçekten işini iyi yapan insanlar her zaman belli oluyor. O niş kitle gerçekten insanlar hani herkes bir şekilde bir şeyleri ayırt edip takip ettikleri kişileri de ona göre seçiyorlar. Doğallık önemli bence, işte bir deneyim satmak. Kesinlikle, kesinlikle. Barkın, peki böyle fenomenlerin markalarla ortak çalışmalarında göz önünde bulundurdukları parametreler neler? Ya aslında çoğu yani insan... Hangi markayla çalışmanın olayını nasıl belirliyorsun? Ya da markayla seninle çalışırken neyi göz önüne alıyor? Onu araya sıkıştırayım. Tam cevap vereceğim, sen sorular soruyorsun. Ya aslında insanlar zannediyor ki, aa işte bunun çok fazla takipçisi var, hemen bununla çalışalım diye düşünüyor markalar. Aslında olay öyle değil. Tuğçe de çok güzel aslında ucundan biraz bahsetti. Sayı gerçekten önemli. Bu bir gerçek ama sayıdan ziyade kitlenin kalitesi, bu kitlenin alım gücü var mı? Bu kitle bu ürüne, bu hizmete ilgi duyuyor mu? Kadın, erkek, cinsiyet farklılığı, hangi ülkedensin, hangi ülkelere odaklanmak istiyorsun? Bu gibi parametreler gerçekten çok önemli. Örneğin mesela bir erkeğin, daha doğrusu kadın, yani işte bir, nasıl desem, Tuğçe'nin tıraş makinesi önermesi ne kadar doğru? Kullanmadığı bir şey. O yüzden ona gitmezsin mesela. Veya benim örneğin diyelim ki mesela benim takipçilerim %60'ı Türkiye'den ve Türkiye ağırlıklı. İkinci sırada Amerika geliyor. %20'lik bir Amerika var. Bir de %10'luk Arjantin var. Benim iletişim yaptığım zaman hangi ülkelere bir iletişim yapabileceğim belli aslında. Atıyorum işte Çin'e yaparsam çok saçma ve boşa gidecek. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Bir de işte benim geneldeki takipçilerimin yaş ortalaması 18 ile 35 arası değişiyor. Ve yani genelde seyahatmeyi seven, bekar ya da evlenmese bile yani genç profesyonel olup böyle çoluk çocuk sahibi olmayan insanlar ve çocuk
alakalı bir ürünü benim paylaşmam saçma olur bir partnerlik üzerine, partnership'lik üzerine. Bu gibi paradigmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Ben mesela geçen yaz Mercedes'le bir proje yaptım ve aslında baktığım zaman 80 bin takipçim var böyle. Ve böyle tanımadığım, kendini influencer diye tanıtan insanlar böyle 500 binlik takipçi falan filan. Bana DM attı ya, nasıl Mercedes çalıştın, benim işte senden kaç kat daha follower'ım var, kimse işte bana yaklaşmadı vesaire. Aslında oradaki şey sizin takipçinizin alım gücü nasıl, neler yapıyorlar, hangi ekonomik background'dan geliyor vesaire, bunlar çok önemli. Bu gibi paradigma var diyebilirim aslında. Peki şu da etki ediyor mu? Yani böyle en çok takip edilen böyle Instagram ünlüleri. Yani bu söylemiş olduğun kişiler belki senden çok daha fenomen kişiler ama bunların paylaşmış olduğu içeriklerin %93'ü yapılan bir araştırmaya göre kurallara uygun içerikler değil. Yani hal böyleyken böyle internet üzerindeki fenomen tercihlerini yaparken de bu zaman markalar tabii ki böyle dikkat ediyorlar sanıyorum. Ya aslında dürüst olmak gerekirse markalar çok dikkat etmiyorlar. Türkiye'de halen çok yanlış işler yapılıyor maalesef ki. Yavaş yavaş bilinçleniyor ama maalesef ki durum kötü. Ben zamanında Amerika'da çok farklı işler yapıyorum. Amerika'da ve İngiltere'de ve orada maalesef ki farklılığı gerçekten hissediyorsun. Öncelikle şimdi ben fenomen lafını da çok sevmiyorum. Daha böyle işte influencer lafını daha çok sevmiyorum. Çünkü influence eden, etki eden baktığın zaman. Bu sadece işte bir şey sattıran gibi algılanmasın. Yani baktığımız zaman benim gözümde Greta'da bir örnek. 16 yaşındaki bir kız milyonlarca genci dışarıya sokağa çıkartıyor. Cuma günü okula götürmüyor. Bu gibi çok farklı örnekler var aslında. O yüzden etki eden demek çok güzel bir şey. Bu hayatın her anlamda diyebilirim. Bu %93'te değişiyor. Mesela Amerika'da şöyle yapılıyor. Sizle bir iletişim kurmak istiyorlarsa, bir kampanya yapmak istiyorlarsa ilk başta sizden bir media kit istiyorlar. Daha önce kimlerle çalışmışsınız? Yaş oranı nasıl? Takipçinizin içeriği nasıl, kız erkek işte hangi ülkeler vesaire. Bunlar tek tek soruluyor. Bunlar çok önemli gerçekten. Onun sonrasında sizin daha önce yaptığınız işlere bakıyorlar. Atıyorum siz ne diyelim işte Mercedes'e örnek verdim. Daha önce BMW'de çalışmışsanız siz de çalışmayacaktır. Çünkü etik değil baktığınız zaman. Türkiye'de hala bu etik olmam çok fazla. Diş macunu reklamını görüyorsun. Bir ay Colgate'i tanıtıyor. Bir ay Signal'ı tanıtıyor. Bu ikisi olamaz aslında. Çok yanlış. Bunlara böyle derin bakılıyor. Aynı zamanda yurt dışında böyle sizin bir cleaning, buna cleaning deniyor. Fake takipçiniz var mı? Takipçi artışınız nasıl? Vesaire bunlar çok çok böyle ciddi şekilde araştırılıyor. Türkiye'de fake takipçi olayı çok kötü maalesef ki ve halen markalar yeteri kadar bilmiş değil. Bu gerçekten çok farklı. Bunlar gerçekten çok önemli ve aynı zamanda bir de satran influence'u var ya da bir ürünü havalı hale getiren influence'u var. Bunlar çok farklı. Mesela baktığınız zaman işte Damla Bilic 5 milyon takipçisi var yanlış hatırlamıyorum en son. Deliler gibi sattırıyor ama Damla Bilic'le bir markayı cool yapamazsınız. Çok daha farklı bir segment. Mesela onun yerine Rachel Aras benim aklıma geldi mesela. O gerçekten cool bir kişilik ve onu tercih etmeniz lazım. Onun 500 bin 700 bin takipçisi olması lazım. Bu gibi farklı şeyler var aslında. Evet. Tuğçe peki gelen yorumlar da var bir yandan onlardan da bahsedeyim. Kendini nasıl öne çıkartıyorsun? Yani tercih edilmendeki temel nedenler nedir? Evet, şu an arkadan ses geldiği için mute'luyorum kendimi arada. Kendimi şöyle konumluyorum. Ben gerçekten mesela benim paylaşımlarımda çok doğal akışında ilerler. Ben bir belgesel gibi bir story akışı yapmıyorum ya da daha didaktik bir şekilde anlatmıyorum. Ben gerçekten nasıl bir arkadaşımla seyahat ederken bir şey gördüğümde o bana komik geliyorsa onu da paylaşıyorum. Mesela çok bir müze geziyorum. Bir heykelin bir anlamı var. Okey onu paylaşıyorum işte. Şu kişi ya, bu Çiçerli'nin bir heykeli mesela bir resmi. Fakat onu bir şeye benzetiyorsam onu da yazıyorum. Ya da bir yerde kötü bir şey yaşarsam onu da bu yine samimiyete geliyor aslında. Bu şekilde aktarıyorum ya da bir restorana gittim. Kötü bir deneyim yaşadım. İşte bir otele gittim. Kötü bir deneyim yaşadım. Sonrasında bu telafi edildi, telafi edilmedi, edilmediği zamanlar da çok çok oluyor. Hepsini ben açık açık paylaşıyorum. Bence benim tercih edilme sebeplerinden bir tanesi bu. Ve bütün takipçilerimin sorularına cevap vermeye çalışıyorum açıkçası. O samimiyeti kaybetmemeye çalışıyorum. Bence ben bir sorularda da arada bakıyorum. Çok takipçi olursa biraz daha samimiyeti kaybedeceğimden korkuyorum demiş birisi. Bence zaten yani olan niş kitle mesela benim de çok bir takipçim yok ama benim en başından beri hakikaten benimle olan insanlardır. Ve markaların tercih etme sebebi
aslında hani gerçekten çalışmak istediğim markalarla, mesela global markalarla çalışmaya özen gösteriyorum. Bana benim tarzıma uyan markalarda o. Gerçekten kullandığım ürünler, normal hayatta da günlük hayatımda gittiğim yerler hep bunlar. Bu yüzden zaten markalar senin, benim hedef kitlem, markanın hedef kitlesine uyduğu için benim takipçi kitlem de gerçekten o gideceğim yerlere gidecek olan, hakikaten kaydeden ve bütün, yani bana şöyle mesaj yatan insanlar var, işte atıyorum Kuşadası'na gittin mi, benim senin kaldığın yerde kalmam lazım. Hani bunu kaybetmeden yaşadığın sürece, markalar da zaten artık senelerdir birlikte olduğumuz için bunun farkındalar. Bu yüzden pek bir değişiklik olmuyor. Yani ne kadar çok takipçi, o kadar çok para, o kadar çok gelir olarak bakılmamalı kesinlikle bu işe. Her zaman kaliteni, hedef kitlene uyacak işler yapıp bir şeyde, seviyede tutmak bence çok önemli diye düşünüyorum. Yani bu işe ticaretçiden baktığın zaman bu artık bir dijital marketing giriyor, influencer marketing'e girmiyor. Evet, peki yani tabii ki bunu yaparken de, ama bu sefer yani mikro influencer olarak mı kalmak çok daha doğru, yoksa bir geniş kitleyi mi çok daha fazla yayılmak doğru? Yani Damla Bilic gibi ya 5 milyon takipçiye mi oynamak çok daha doğru? Yoksa artık markalar çünkü mikro influencerlarla çalışmaya başladı. Hani samimiyetin evet, çok daha fazla arttığına, bir tarafta sana 1 milyon yorum gelirken sen buna zaten yanıt veremeyeceksin. Şu an yapmış olduğun gibi şeyler olmayacak bu durumda. Şöyle, aslında hangi markayla ve hangi ürünle çalıştığına da alakalı. Mesela Damla Bilic için takipçilerinin 4 milyonu bence çocuk. 18 yaş altı ve satın alımı çocuklar yapmıyor, anne babalar yapıyor. Bu yüzden aslında mikro takipçili hesaplar daha çok ne kadar kaliteli içerik ürettiğine bağlı ve neyin hakkında neyi çok iyi yaptığına bağlı. Mesela bir seyahat konusunda gerçekten kendime güvenirim. Ben influencer olmasam da güvenirdim. Önerdiğim yerler, işte yediğim yemekler, gerçekten hani güvenirim, güvendiğim için kendime bu işi yapıyorum. Fakat benim takipçilerim de ona göre gerçekten. O yüzden mesela Damla Bilic bir oyunla ilgili şu anda mesela Trendyol'da bir tane bluz olabilir. Bu tabii ki de hani daha küçük yaştaki takipçilere hitap edecek bir şey. Ama onun takipçileri, ben 5 milyon olsam ve Damla Bilic'in takipçilerine sahip olsam o kitleye, ben şu yaptığım işle hiç para kazanamam açıkçası. Çünkü öyle bir gerçek. Evet, senin çizgin çok çok daha farklı. Ben daha çok beğeniyorum en azından. Barkın, peki kötü yorumlarla nasıl başa çıkıyorsun? Neler yapıyorsun? İlla ki kötü yorumlar geliyordur. İlla ki sana ya Barkın orada gezilir mi? Öyle şeyler de olur mu? Vesaire diyen şeyler de çıkıyordur illa ki. Ya kesinlikle çıkıyor canım. bizim insanlarımız haset ya gerçekten. Ben biraz böyle iyi insanlarla etrafında büyümüşüm vesaire ve iyi bir enerjiye çok dikkat ederim. Maalesef sosyal medya o kadar masum bir yer değil maalesef ki. Ve şöyle bir şey ki, insanlar zannediyor ki biz genelde, insanlar ne zaman kendisine alakalı bir şey paylaşmak ister? Genelde mutlu anlarını paylaşmak ister. Ve işte kahve içtin, fotoğraf koyuyorsun, işte günaydın vesaire, insan zannediyor ki aa her şey çok güzel, bu insanın hayatı yaşıyor. Ama arka planda neler olduğunu kimse bilmiyor. Ve ben mesela kendim zorlandığım zamanları, çok çalıştığım zamanları, üzüldüğüm zamanları pek fazla sosyal medyada paylaşmayı sevmem. Arkadaşlarımla çok paylaşmıyorum, yani özel arkadaşlarım dışında. Bunları anlamıyorlar. Yani o gün ben aslında mesela hayvan gibi çalışıyorum, bir ton proje var, iyi bir mentalde değilim. Ama iki gün önceden kalma bir parti videomu paylaşıyorum. Bunlar aslında, bunları insanlar görmüyor. Mesela kitapta da, benim Aralık ayında kitabım çıktı Antarktika alakalı günlüğümde. Orada birazcık böyle seyahatin arkasındaki arka plan, backstage hikayeleri anlattım. Birazcık daha seyahatin karanlık taraflarını anlattım ve böyle çok fazla arkadaşım şeye geldi. Oha oğlum, ben seni çok sert bir insan bildim. Sen bayağı duygusal mısın ya? Neler çekmişsin ya böyle? Ne fedakarlık yapmışsın? Ben seni party boy falan zannediyorum diyen insanlar var. Oha sen bayağı ciddi şeyler yapmışsın ya. Bayağı travmalar falan yaşamışsın diye böyle çok şaşırın insanlar da var. İnsanlar bu tarafını görmüyor. Tabii ki biz de paylaşmıyoruz. Ama birazcık da empati kurmak gerekiyor. Böyle markaların siber zorbalıkla alakalı çok da güzel projeleri var. Çok daha ciddi şekilde bu olayın önemini anlamamız lazım bence. Ama maalesef ki çok fazla var. En basit bir şey değiştirmek istiyorsanız, buna en çok şey Mansur Başı yapıyor. Bazı kelimeleri yorum atılmasını yasaklayabiliyorsunuz. Atıyorum işte burada salak diye bir yazı giriyorsunuz. İnsanlar işte salak diye yorum atamıyor. Direkt sistem onu, Instagram engelliyor vesaire. Bu gibi küçük önlemler de var. Bende öyle bir önlem yok açıkçası. Ama hani böyle insanlar da tercih edebiliyor.
Yani bunu tabii ki botlardan vesaire gelen de ben böyle çok fazla yorum görüyorum aslında. Otomatik sanki birileri rakipler böyle özellikle botlar üzerinden çok fazla yorum aldırtıyorlar. Böyle şeyler de yapıyorlar sanıyorum. Bir başka şeye daha geçeceğim. Burada bot hesaplı takipçilerle bir yorum gelmiş. İşbirliği daha çok yapıyor markalarda. Peki bunlarla nasıl baş edebiliyorsun? Nasıl olabiliyor peki böyle şeyler? Bir yandan da pardon. Kime soruyorsun? Tuğçe bana. Ben direkt seninle devam edeyim ona. Yani şöyle markalar aslında biraz daha böyle bot almış olan hesaplarla daha fazla işbirliği yapıyorlar. Yani bunları nasıl biraz daha fazla eleyebilirler? Nasıl öngörebilirler bunu işte? Atıyorum Social Bakers tarzı şeylerle mi bunun üzerine Social bakmalarla? Blade. Direkt söyleyeyim. Social Blade. Icon Square, E. John Square yazılıyor o da. Bu gibi sitelere bakabilirler. Günlük artistleri vesaire nasıl. Bir de ya hani direkt Instagram'a profile girin. Takipçilere bakın böyle. Eğer işte XXX99 işte ya da Hindistan'dan, Pakistan'dan böyle deli gibi hesaplar vesaire varsa bot. Yorumlara girin. Kimler yorum atıyor? Mesela bir giriyorsun o ortam 100 yorum alıyor falan diyorsun da o 100 yorum kimden gelmiş? Bir bakıyorsun bütün şeyler aynı. Great, 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 great ya da böyle saçma şeyler olabiliyor. Hani aslında birazcık kurcalasan, bir 5 dakika ayırsan çok fazla her şeyi öğrenebiliyorsun aslında. Biz böyle Tuğçe ile hatta goy goy yapıyoruz orada. Aa işte kız işte salak bir marka şu kızla çalışmış. Boşuna para. Kızın bir hesabına baksa görecek aslında. Full fake. Ama maalesef ki markalar hala bu konuda yeterli bilince sahip değiller. Evet, Tuğçe peki bir tane de şey hazırlamışsın aslında sen bir bununla alakalı. Dijital pazarlama alanındaki en etkileyici böyle fenomen marka çalışmaları neydi? Bunlardan da biraz bahsedebilir misin? Bununla ilgili bir sunumun da vardı hatta. Tabii. Onu da şimdi ben çok iyi Hemen olur. açıyorum şimdi. Bu benim ajanstayken bakıyorum şimdi şuradan açacağım. Yaptığım bir sunumdu gerçekten. Şimdi biraz daha görebiliyor musunuz? Ha, şimdi Evet, şu anda görüyoruz. geldim. Evet, bunu nasıl büyüteceğim? Ve Bir F5 dakika. yaparsan sanıyorum. Şu an Aa. bile detaylı görebiliyoruz aslında. Yeter mi? Tamam, okey. Aynen. Evet, şimdi birazcık markaların biliyorsunuz artık sürekli markalar kendilerinden bahsediyorlar ve biz de bu yüzden. Şu an beni görüyor musunuz? Sadece sayfayı mı görüyorsunuz? Sayfayı. Ama seni küçük görüyoruz. Görüyoruz, evet. Bu durumda da influencer marketing işine neden aslında başvuruluyor ve ben de size çok güzel, gerçekten beni çok etkileyen birkaç influencer marketing projesinden bahsedeceğim. Böylece de biraz daha anlaşılabilir konu. British Airways'e başlıyorum. British Airways şu an tabii üzerine 3 sene geçmedi. Yaklaşık 5 sene geçti. Fakat bu kampanyası hatta belki 6-7 olabilir. Çok iyi bir ses getirmişti. 100 tane influencerları uçaklardan bir tanesini alıyor ve Silikon Vadisi'ne götürüyor. Tabii bu uçağın içinde Silikon Vadisi'nden böyle tek uzmanları, hani Yatırımcılar da Google'da var çalışan yatırımcılar da var. Rackspace gibi büyük şirketleri temsil eden insanlar var. Ve uçuşun amacı alanında etki sahibi uzman insanları güçlerini bir araya getirmek ve bir amaç uğruna aslında bütün influencerlarla birlikte bir brainstorming yapıyorlar ve herkes fikrini söylüyor. Aslında influencerların işte nasıl insan hani insan değil tabii bizden biri olduklarının ve aslında ne kadar böyle çok içimizden biri olduğu için bu işte etkili insanlar olduklarının bir göstergesi bu. Ve daha sonra 3 saatten kısa süren uçuşta 22 tane proje üretiliyor. Ve bu projelerin 4 G8'de ve DNA zirvelerinde bulunuyor. Daha sonra birden fazla etki sahibi insan bir arada topladıkları kampanyanın başarılı olmaması ve ses getirmemesi imkanı olmadığı için de burada şundan bahsedeceğim. Mesela markaların bir love brand oluşturma olayı var. Ben ona çok katılıyorum. Red Bull'da ben çalışıyordum. Marka ismi veriyorum şu anda. Red Bull'la ilk community leader olarak bana teklif ettikleri zaman işte alanında etkili birkaç tane influencer'la birlikte bir community leadership oluşturacaklardı ve Red Bull bunları etkinliklerine götüreceklerdi. İşte atıyorum Jump and Freeze vardı biliyorsunuz. İşte, müzik etkinlikleri var. Onlardan bir tanesi bendim. Fakat ben hiç Red Bull içmiyorum. Hiç de sevmem. Ve ben bunu açık açık söyledim. Ben dedim hani Red Bull kullanmayan bir insanım. Sevmem de açıkçası.
Bizim hani konumuz Red Bull'un içeceği değil. Biz daha çok bir love brand oluşturmak istiyoruz. Sen hiçbir şey paylaşmak zorunda değilsin. Eğer gittiğin bir etkinliği biz sana göre seçmediysek ya da onu beğenmediysen hiçbir şekilde bir paylaşım yapmak zorunda değilsin. Tamamen sana kalmış her şey. Okey dedim. Ve beni gerçekten hakikaten bana uygun, hani benim sevdiğim etkinliklere ve eventlere çağırarak bana öyle deneyimler yaşattılar ki ben Red Bull seven, kullanan, yani çok alakasız ama ve etrafımdaki insanları çevremede Red Bull'la ilgili hep iyi şeyler bahseden bir insan oldu ve gerçekten gönülden, içten gelerek hiçbir ücret karşılığı olmadan paylaştım. Bu love brand oluşturma konusunda bence çok önemli bir konu. Influencer marketinge bence love brand oluşturmak çok önemli. Bir markayı sen insanlara ve influencerlara sevgi bağı kurarak aslında reklamını yaptırtıyorsun. Aynı zamanda yine sosyal yardım yapan markalarda bu influencer marketinglerde user generated content denen bir olay var. Mesela ben Pınar'a bir proje üretmiştim zamanında, Pınar Su'ya. Pınar Su sadece bir application çıkarttı ve dedi ki ben bütün su ürünlerimi, damacanalarımı bu application üstünden satış yapmak istiyorum artık ve influencer marketingimi de buna göre planlayın. Bana diyor ki Pınar Su, influencerlar alsın telefonla böyle fotoğraf çektirsin application'da buradan paylaşın desin. Ben dedim ki öyle bir şey olmaz. Yani hem influencer bunu paylaşmak istemez. Şahsen hani tabii ki de bir bütçe karşılığı paylaşacak çok influencer vardır. Ama sen bir etki yaratmak istiyorsan bu bir reklam panosu değil. Bu televizyonda izlediğimiz bir reklam değil. Artık bu influencer marketing olarak bu işi yapacaksan bir şekilde buna bir hikaye eklemen lazım. Gerçekten influencer marketingde her şey hikayeyle gidiyor. Ben dedim ki şöyle bir şey yapalım. Application'a yönlendirmek için ve bu da gerçekten biraz zor aslında proje üretmek için. Şöyle bir şey yapalım. Herkes application'a üye olanlar yanında ilk suların yanında bir su ücretsiz onlar adına bir köy okuluna başlansın. Ve her ay birkaç influencer işte basketçi olur çünkü Pınar'ın basket takımı vardı. Burada da yine markayla aslında bir etkileşim kurmak için hani nasıl işte markalar kendilerine göre influencer seçmeli konusunda da bir fikir. Basket işte influencerları ya da alanında etkili influencerlar gelsin. İşte kamyonları, Pınar'ın kamyonları onları yüklensin. Köy okullarını gezilsin ve herkes adına o sular dağıtılsın ve bu video çekilsin. Instagram'da influencerlar bunu bu şekilde paylaşsın. Ve gerçekten böyle bir sosyal yardımla influencer marketingi de birleştirdiğin zaman user generated content oluşturuyorsun. Mesela ben böyle bir projeye dahil olmayan bir influencer olsam ama böyle güzel bir yardım yapıldığını bilsem ben de herkese gönüllü olarak derim ki buradan hani artık application'a alın Pınar suyunuzu da hani bir yere yardımınız dokunsun. Hani bu da aslında çok konuştum. Ama influencer marketing projeleri için güzel bir alan. Yine nitekim British Airways'e geleceğim. Orasında medyada bu kadar pozitif yorum ve ses getirmesinin sebebi de bu. Daniel Wellington'a geliyorum. Bu da bizim hani herkes link kaydırma ve komisyon %15 indirim veriyor influencerlar. Daniel Wellington'da onu yapıyor. Zaten birçok aslında bizde de influencerlarda duymuşsunuzdur. Influencerlarla, mikro influencerlarla çalışıyor Daniel Wellington ve barter çalışıyor. Saatlerini yolluyor. Ben sana hiçbir şekilde bütçe vermeyeceğim. Ama sadece işte çok büyük isimlere o reklam bütçelerini ayırmaktansa bütün reklam bütçesini küçük küçük mikro influencerlara dağıtıyor ve hepsine bir kod tanımlıyor. İsmi özel %15 indirim kodu veriyor. Böylece takipçiyle ilişkisi takipçinin kitlesiyle influencer ilişkisini kişileştiriyor. Böylece hani bir yine bir love brand oluşturuyor aslında. Çünkü influencer diyor ki ben takipçilerimi seviyorum. Daniel Wellington'da sevdiğim bir marka ve Daniel Wellington işte sizi de çok sevdiği için, beni düşündüğü için %15 bir indirim kodu tanımladı. Aa diyorsun, ne kadar iyi düşünceli bir marka ve ne kadar iyi bir influencer. Takipçide böyle bir etki yaratıyorsun aslında. Ve tabii içerik üretiyor influencerlar. 150 bin dolarlık şirket değerini 5 yıldan daha az bir sürede 200 milyon dolara çıkarıyor. 150 bin dolar, evet aynen düşünün. Bir startupken ve şu anda bence duymayanımız yoktur Daniel Wellington'ı ve bunu sadece bir influencer marketing kampanyasıyla yapıyor. Ve Travel'a geliyorum. The Hawaiian Islands'ın yaptığı bir kampanya bu. Hawaii Turizm şeyi, ajansı. Efendim? Otoritesi. Evet, otoritesi. Adaya turist çekmek için yeni seyahat influencerlarıyla çalışmaya karar veriyor. Ve çok reklam kokmayacak. Yine zaten influencer marketingin en önemli bence kilit noktası bu. İçerikler üretecek. Jordan Herschel gibi isimleri çağırıyor.
o kadar güzel içerikler üretiliyor ki. Let Hawaii Happen hashtag'i mesela, hashtag oluşturmak, bence bu soruyu da size sormak istiyorum hem Barkın'a hem Gökhan sana. Hashtag eskiden mesela bizim çok kullandığımız bir durumdu. Fakat artık hashtag üretmek sizce çok işe yarıyor mu? Ben çok işe yaradığını düşünüyorum. Fakat konumuza gelirsek, 100 bin üzerinde paylaşım yapılıyor ve turizm ajansı Amerika çapındaki turistlerin %54'ünü ulaşıyor. Kampanya görenlerin %60'ı bu influencer marketin kampanyasında oluşturulan içerikleri gördükten sonra erken rezervasyon yaptırıyorlar gibi. Tabii seyahat kısmında da çokça faydasını görüyoruz. Açıkçası herhalde marka influencerların hikaye yaratması gerekiyor sanıyorum artık markalara. Evet. Yani boş boş hadi sen beni gönder, ben bir gezeyim oraları, bunları paylaşayım diye değil de herhalde bir hikaye artık paylaşılması gerekiyor ki markalar da bunu kabul etsin. Hem influencer daha değerli olsun, takipçilerine bir hikaye paylaşımı göstersin. Hem de diğer tarafta da aslında markaya yarayacak bir şey yapsın. Ben zamanında aslında PayPal için böyle bir şey yapmıştım. Dedik ki PayPal nedir işte? Kredi kartsız herhangi bir şekilde bir bulut ödeme sistemi olarak tamamen böyle seyahat edebileceğiniz aslında bir sistem. Okey, bunu o zaman parasız bir şekilde seyahat edelim ama adı aslında PayPal olsun. Bir şey, ve dünya seyahati yaptırtalım demiştik ve bu şekilde de aslında bir kişiyi dünya turuna göndermiştik. Tamamen PayPal üzerinden biletlerini aldı. Diğer taraflarda bütün rezervasyonları PayPal üzerinden yaptı. Ama günün sonunda cebinden para çıkmadı, kredi kartı kullanmadı, hiçbir şey yapmadı. Tek bir tane klik ile bütün her şeyini halledebilmiş oldu. Bunu da sosyal medyası üzerinden paylaştı. Birkaç milyon kişiye aslında ulaştık. Ve günün sonunda çok başarılı oldu. Sanıyorum artık burada influencerlar markalara giderken de hikaye yaratıp gitmeleri gerekiyor. Evet. Diğer türlü yapılan işlerin ben artık çok fazla başarılı olduğuna da inanmıyorum burada. Peki Barkın, burada sana da geçeyim. Ondan sonra bu tarafta var olan şeyler varsa Tuğçe tarafında onları tekrardan devam edelim. Birçok yönden aslında etkileşimli içerik diyelim, öyle viral olan içerikler, içerik pazarlamasının geleceğini temsil ediyor. Bu dönüşüm neden gerçekleşiyor? Neden içerik pazarlaması çok çok önemli? Neden içerik yaratıyoruz? Ya aslında çok ucu açık bir soru. İşte televizyon yavaş yavaş ölüyor, internetin gücü, Tuğçe'nin dediği gibi arkadaş gibi hissetme olaylarına vesaire dönüyoruz. Ve anlık etkileşim aslında. İşte televizyonda, gazetede gördüğünüz bir şeye bir tepki vermeniz işte en az bir gün sürerken, şimdi aniden o kişi bir adım attığı zaman siz o adıma hemen tepki verebiliyorsunuz. Şu an yaptığımız gibi sağda direkt yorumları okuyoruz aslında. İnsanlar neler sormuş diye tak diye cevap verebiliyoruz. Ve etkileşim çok önemli. Ve bu etkileşim, karşılıklı etkileşimin olduğu platformlar çok daha yükselecek ve etkileşim olmadığı platformlar da gitgide düşecek. Burada görebiliyoruz bunu. Bir de birkaç sorular vardı. Onlara cevap vermek istiyorum aslında. Algoritma konularını vesaire, takipçi nasıl yükseltir konularını da çok fazla geldi. Ona değinmek istedim. Şimdi eski Instagram değil artık. 4-5 senedir sistem çok değişti. Artık arkada bir AI var, bir yapay zeka var. Ve bu, siz bir fotoğraf koyduğunuz zaman o fotoğraf Instagram'a bir şekilde gitmiyor. Arkada diyor ki işte bunu bir tık kategorize ediyor işte. Doğa fotoğrafı, insan var, bulut var, mavi tonlu ağırlık diye. Tek tek bunu obje ve renk olarak bir kategorileştirme yapıyor. Aynı zamanda siz daha önce bu fotoğrafı koymuş musunuz? Ya da bu daha önce bu fotoğraf Instagram havuzunda var mı gibi tek tek her şeye bakıyor. Hashtaglerden bahsetti Tuğçe, sordu mesela. Hashtagler eskiden çok önemliydi ama şu an bir önemi yok. Ayrıca ben Instagram'da birlikte çalışıyorum. Instagram Londra ve İrlanda ofisiyle. Orada işte Media Partner diye geçiyorum ve orada bize şeyden bahsediyorum. 3-4 tane fazla hashtag kullanmayın. Eğer kullanırsanız Instagram algoritması düşürmeye başlıyor diyor. Mesela bu aralar Instagram Reels'a abanıyor ve Reels koyarsanız keşfede düşmeniz, takip sayınızın hiç rakamı sayısı önemli olmadan 1 milyona, 100 binlere vesaire ulaşmanız çok daha fazla. Bir o kadar da normal video koyarsanız ciddi bir şekilde düşüre ve insanları göstermiyor. Bunlar çok önemli. Özellikle çok fazla takipçi kazanmak isteyen varsa Reels'a abanması lazım. Tabii burada da yaratıcı olman lazım, trendleri bilmen lazım. Hangi şarkı daha popüler bu zamanlar? Onlara dikkat etmesi lazım. Bu sorular çok fazla geldiği için söylemek istedim. O yüzden dediğim gibi tekrardan hashtaglerin önemi çok çok azaldı. Evet.
Gelen sorulardan da aslında direkt bakayım hemen. Bu arada Merve arkada sormuş, onu da söylemek istedim. Bu arada post paylaşmak dedi. Instagram'a önerdiği şey günde 6 story'yi aşmamak şartıyla 6 ideal bir rakam, böyle 3-6 arası. Haftada 3-4 post paylaşımda ideal diyor. Haftanın 7 günü vesaire postu çok da tavsiye etmiyorlar. 3-4 haftalık için güzel bir rakam diyorlar. Şöyle bir soru var. Tuğçe'ye sorayım bunu da. Bir markayla çalışmadan önce hikayelerimi gören insan sayısı çok fazlayken marka paylaşımı yapmaya başlayınca azalma oldu. Bu neden dolayı olmuştur? Diye bir soru var. Bence benim de azalma oldu bu arada. Oluyor. Markanın da oluyordur. Bence Instagram onları Instagram sürekli algoritma değiştiriyor. Hatta yeni daha bana bugün Instagram sayılarının %50'ye yakın düşüş storylerinde, %50'ye yakın düşüş olduğunda ilgili bir ajanstan mesaj geldi. Instagram mail atmış. Ajanslar da böyle influencer'a bilgiler veriyor açıkçası. Oluyor. Bence marka içerikli olduğunu anlıyor bir şekilde Instagram ve buna göre onu filtreliyor diye düşünüyorum ben, benim şahsi fikrim. Tabii arkada ne dönüyor aslında bilemiyorum. Ben bir soruyu daha sen sormadan yanıtlamak istiyorum. Nasıl hani bir anda bir patladı diye, o çok hani nasıl takipçi bir anda arttı diye bir hikaye var mı diye. Benim var aslında şöyle bir hikayem. Ben seyahat ederken fotoğraf çekiyordum. Fotoğraf makinem vardı. İşte içerik üretiyordum. Bir gün işte sürekli Instagram'da paylaşıyorum. Ahmet Erdem fotoğrafçı, biliyorsunuzdur. O en eski influencerlardan. O zamanlar da 1 milyona yakın bir takipçisi vardı. O da her hafta bir takipçisinin fotoğrafını paylaşırdı. Çektiği bir fotoğrafı. Ben de dövme dolap çekmiştim bir tane. Bana mesaj attı paylaşabilir miyim diye. Ben tabii ki dedim. Oradan bana bir 4000 takipçi geldi. Normalde işte 700 falan da arkadaşlarım vardı zaten. Sonra o insanlar zaten Ahmet Erdem'den hani seyahat fotoğrafları çekiyor. Hani onun takipçi kitlesi de bana uygun olduğu için aslında oradan yavaş yavaş artmaya başladı. Fakat takipçi arttırmak aslında şu an eskiden daha çok yapılırdı. Genelde influencerlar işte birbirlerine, birkaç influencer arkadaş grubu var. Mesela ben ve Barkın gibi biz bir arkadaş grubuyuz. Onlar birbirleri buluşarak, eventleri giderek, birbirleri post çekerek, story çekerek birbirlerinin takipçisini yükseltiyorlardı. Hani bu aslında bir takipçi yükseltme olayıydı. Bu yüzden influencerlar, hani influencer olarak aslında birçok evente de katılmak zorundasın. Sürekli böyle bir etkileşim halinde olmak zorundasın ki birbirlerini etkileşimden birbirini besleyebil diye. Aynı zamanda çekilişler tabii ki de. Ben yani çekilişler konusunda aslında pek şey değilim. Eskiden güzel çekilişler olur. Tadında çekiliş yapıldığı zaman bence güzel ama tabii ki de çok büyük çekilişler yapıldığı zaman çok ciddi bir takipçi kazanışı oluyor. Fakat çekiliş bittiği zaman seninle hiçbir alakası olmayan bir insan, seni normalde takip etmeyecek insanlar da bir o kadar da gidiyor yani o gelen takipçiler. Yani çok sabit bir takipçi kitlesi gelmiyor açıkçası bence oradan. Takipçi düşme sayısında hepimiz yaşıyoruz. Çok fazla aktif olmak gerekiyor Instagram'da. Aslında her gün bence post koymak gerekiyor. Çünkü Instagram'ın yine arka planda algoritması buna göre çalışıyor. Sen ne kadar çok içerik üretirsen, ne kadar çok Instagram'da vakit geçirirsen seni o kadar çok öne çıkarıyor. Sevgili gibi, ilgilenmezsen de seni geri atıyor. Sorular konusunda da aynı şekilde. O yüzden ben çok aslında benim bir hafta post atmadığım da oldu. Story atmadığım günler de oldu. Her zaman o modda olmuyorum açıkçası. O da biraz etkiliyor. Çünkü aslında sürekli 7/24 çalıştığımız bir işimiz var ve artık bu iş hastalığı mı denir? Hani normalde paylaşmayacak bir şeyim olsa bile bir şey görüp böyle hakikaten takipçilerine onu paylaşmak, haber vermek istiyorum. Bazen bu reklam algılanabiliyor. Bence bu yüzden bir soruya daha yanıt vereyim. İşbirliği yazmak bence kötü olabilirliği de bozmuyor. Tabii ki de artık insanlar bizim bu işten para kazandığımızı biliyorlar. İşte kime ne kadar güveniyorsan, bu işten para kazanmadan da ben işimi yapamam. Ben de bir şekilde işim buysa kendi yine gezdiğim, gördüğüm, güvendiğim, kullandığım, gerçekten önereceğim markalarla işbirliği yapmam kadar doğal ve bundan bir gelir elde etmem kadar doğal bir şey olamaz. Fakat bazen gerçekten bir şey öneriyorum, beğendiğim bir şey öneriyorum ama bunu reklam olarak mesela geçen video koydum. Videoda şey yapıyorum, heykel yapıyorum seramikten. Yanında erikli şişesi var. Bir mesaj atmış hani ürün yerleştirme mi yaptın? Yoksa dedim hani orada duruyor. Aslında bu yüzden aslında bir filtre olması için bizim için güzel oldu. Çünkü tabii işine yaramayan insanlar olacaktır bunun. Ama kendine güvenen ve dürüst çalışan influencer için bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Şu an çekim arasındasın. Senin sanıyorum çok fazla zamanın kalmadı. Evet. Bir son 3-5 dakika yapalım. Ondan sonra da bitirelim. Barkın, sana bir tane soru sorayım. Ondan sonra aslında herkes bunu öğrenmek istiyor. Influencer nasıl olunur? Takipçi sayısının artışında ilk kırılım ne oldu? Ve aslında evet, bununla alakalı son bir yanıt alabilirsem ondan sonra da bitirelim yavaş yavaş. Ya aslında eski Tuğçe ne diyeyim eskiden çok daha kolaydı. Bu şeyde de Clubhouse geçtiğimiz anda bir anda pik yaptı biliyorsunuz. İlk hafta herkes birbirini takip etti. Ben bir anda 7000 takipçiye ulaştım. Clubhouse insanların gözüne sıkıcılaştı, normalleşti. Takipçi artımı durdu. Instagram'da da var. Instagram pikini yaptı maalesef ki. Ve hani insanlar artık hep aynı gördü içeri olduğu için sen farklı değilsen seni takip etmiyorlar. Yani mesela ben düşünüyorum bir hesabı takip etmem için gerçekten süper kreatif, çok farklı içerikler yapması lazım. Ya da beni gerçekten güldürmesi lazım. Ya da mesela benim aklıma işte ne diyeyim mesela iki tane biraz bir iki sene oldu ama popüler account geldi bir anda hızına. Burak Altındağ geldi. Acayip gülüyorum. Komedi, çok güzel şeyler buluyor vesaire. Ve çok da güzel devam ettirdi bu istikrarına. Bir de mesela Tuana Tezer diye bir kız vardı işte. Kendisi Cennet Mahallesi'ndeki pembe oldu vesaire. O makyajı devam etti. Farklı bir şey yapıyordu. Daha önce görmediğimiz şey. Eğlenceli, komik. Bence Instagram birazcık da eğlenme, dans, TikTok'tan da yine aynı şekilde gelme. O tarzda içerik yapanlar daha çok eğileceğine inanıyorum. Lifestyle konusunda çok fazla büyümüş insanlar var. Onun çok çok değişeceğine inanmıyorum. Tabii ki de yüzler eskiyor, yeni insanlar vesaire çıkıyor ama birisi elinden tutması gerekiyor genelde. İşte Sude Alkış mesela çok popüler oldu genç influencerlardan. O da aslında Orkun'la birlikte çalışıyordu, bir şeyler yapıyordu ve bir büyük insanın elinden tutması birlikte oldu. Sonra kendisi zaten uçtu gitti. Süper işler başarıyor arkadaşım olarak da söylüyorum. Reels'tan ilerleyebilirsin ama farklı içerikler yapmak gerekiyor. Doğru hashtag kullanımı belki şey bile çok önemli. Bir markayı kendiniz alıyorsunuz ama bu markayla ilgili bir içerik yapıyorsunuz ve o kadar güzel farklı bir içerik çıkıyor ki marka onun hesabında paylaşıyor. İnsanlar sizi takip ediyor. Ama bu değildir mesela. İşte birisi yazmış sağda. Bir tane bir Reels'in işte 1 milyon izlendi ama takipçi gelmiyor. Senin profilin nasıl? Profil genel düzeni nasıl? Hepsi aynı ilgi çekicideki Reels'ler mi? Bunlara bakmak lazım. Bir postunuz güzel olabilir ama insanlar bizi bu postundan dolayı takip etmiyor. İnsanlar sizin bütün fotoğraflarınızdaki, bütün profil düzeninizdeki fotoğraflara göre takip ediyor. Onlar çok önemli. Yine aynı şekilde DM'lerle bir iletişim kurmak vesaire çok önemli. Ben şu an influencer olmaya çalışan bir insan için TikTok'ta çok daha fazla içerik yapıyorum. Çünkü TikTok'ın şu anki algoritmasında tanımayan insanları da çok fazla keşfete düşürüyor. Ve TikTok'tan Instagram'a yönlendirmeye çalışırım. Yine ya TikTok marka işbirlikleri için başladı ama hala yeteri kadar saygı duyan bir platform değil ama oradan Instagram'a geçiş yaptırabilirsiniz followerlarınızı çok yükselebilirsiniz gerçekten. Yine YouTube, Instagram için çok güzel gerçekten. Bu gibi şeylere bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Tuğçe ve Barkın sizlere. Umarım en kısa zamanda tekrardan görüşürüz. Sözü Canan'a bırakıyorum. Öncelikle bizi de ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Zaten sepeti gerçekten çok güzel bir olaya el attı. Influencer Akademi bence muhteşemdi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler değerli katılımlarınız için hem kendi adıma hem tatil sepeti adına. Gerçekten hem eğitime katılan kişiler için hem kendi şahsım adına söyleyeyim birçok detay öğrenmiş oldum. Ağzınıza sağlık. Birçok soruyu da cevapladınız. Benim de çok aktaracağım bir şey yok. Ben tekrar teşekkür ederek sizi yayından alabilirim. Ben de teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Hemen şurada Çok gördüğüm bir teşekkürler. soruyu da çok kısa cevaplayacağım. Ben bütün fotoğraflarımı telefonla çekiyorum. O yüzden bence ekstra bir kameraya gerek yok. Sürekli O da gördüğüm için bana yapmak istedim. sormuşlardı. Ben de %80, %90 telefonla çekiyorum. Visco ve Tezza kullanıyorum aplikasyon olarak. Onu da söyleyebilirim. Ben de aynı. Çok Tamam. teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kolay Hoşçakalın. gelsin. Görüşmek Çok üzere. sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.